MS nedir? MS genellikle genç nüfusu etkileyen, 20 ila 40 yaşlar arasında baskınlığı olan, kendi bağışıklık sisteminin kişinin merkezi sinir sistemine saldırısı sonucu ortaya çıkan bir tablo. İnsan vücudunda 3 tane sistem var sinir sistemini oluşturan. Bunlardan bir tanesi merkezi sinir sistemi, diğeri periferik sinir sistemi, bir de otonom sinir sistemimiz var. MS'in çoğunlukla gerçekleştiği alan merkezi sinir sistemi dediğimiz alan ki bu beyin ve omurilikten oluşuyor. Buradaki özelleşmiş bir takım hücreler var. Bu hücrelerin özelliği de bir kılıf var ki adı miyelin kılıfı. Bağışıklık sistemimizin saldırısı sonucu hasar görüyor ve o hücrenin görev alanındaki faaliyetlerin yapılamamasına neden oluyor. Dengeden sorumlu olan merkezde denge bozukluğu oluyor. Görmeden sorumlu olan merkezde gerçekleşirse görmeyle ilgili problemler yaşıyor. Güçle, kuvvetle veya hisle ilgili bir merkez etkilenirse, sol kol ve sol bacağı yöneten merkez etkilendiğinde duyu kısmı etkilenmişse orada uyuşmalar oluyor veya motor kısmı etkilenmişse işte böyle bir felç geçirmiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii ki bunu bir takım tedavilerle hem önlemeye çalışıyoruz hem de ataklar şeklinde oluyor bu genellikle. Bu atakları baskılamak için özel ilaçlar veriyoruz. Kronik bir hastalık, yani süregen bir hastalık. O yüzden hep bir doktor kontrolü gerekebiliyor.